Herkese merhabalar, ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ocak ve Şubat ayı favorilerimden bahsedeceğim. Son dönemlerde kanalımda böyle biraz değişiklikler yapmaya başladım. İşte favoriler videolarını yeniden düzenlemeye, hoşçakal videolarını tekrardan çekmeye başladım. Ama bunları seviyor musunuz, sevmiyor musunuz tamamen sizin kararınız ve siz ne derseniz ben onu çekiyorum desem yeridir. Yani bu yüzden aşağıya mümkün olduğunca yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani seviyorsanız neden sevdiğinizi, sevmiyorsanız neden sevmediğinizi ya da nasıl videolar çekebilirim? Hepsini aşağıya yorum olarak bekliyorum. Hızlıca bu iki ayın favorilerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak Garnier'in bu besleyici çift fazlı mine temizleme suyundan bahsetmek istiyorum. Kokusu dünyadaki en güzel kokuya sahip. Gerçekten çok güzel kokuyor. Kesinlikle yağlı bir his bırakmıyor fazla sürmediğinizde. Çalkalıyorsunuz ve pamuğunuza döküp kullanıyorsunuz. Temizleyiciliği, yani ben suya dayanıklı maskara kullanıyorum ve birazcık bekletmem gerekiyor. Gözümde beklettikten sonrasında ise yavaş yavaş şöyle temizleye yukarı doğru temizlediğimde çıkarıyor. Bir tane daha Garnier'in ufak bir ürünü var, göz temizleme expert çift etki diye. Onun kadar çok iyi çıkartmıyor göz makyajını tabii ki. O çünkü bayağı böyle bildiğiniz anda kazık gibi her şeyi alıyor yani. Bu gerçekten hani böyle cildi temizliyor, arındırıyor, kokusu çok güzel. Sadece suya dayanıklı maskaralarda bir tık zor. Ama benim yine de bu ay severek kullandığım ürünlerden biri oldu. Fiyatı da ilerimde 16 lira mı? 18 lira mı? Öyle bir şeye tekabül ediyor. Ben çok severek kullandım. Hatta şu an Migros'larda indirimde 16 lira gibi bir fiyata gördüm. Ya da 18, emin değilim. Yani maksimum 20 liraya çok güzel bir makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Ben etkisini çok severek kullandım. Neden siz de denemiyorsunuz? Deneyenleriniz varsa aranızda aşağıya yorum olarak bekliyorum. Ya da merak ediyorsanız bu yorum sizi tatmin etti mi? Aşağıya bekliyorum. Bir diğer ürünüm bir hediye. Yani yılbaşında en yakın arkadaşlarım tarafından alındı. Yves Rocher'in şu magnolyalı duş jeli. Yani magnolia ve beyaz çay. Böyle bir şey yok. Ya gerçekten söylüyorum. Böyle bir duş jeli yok. Normalde duş jelini çok etik koymam yani. Ama kokusu duştayken böyle terapi misali geliyor. Yani kendinizi tamamen rahatlatmaya, relax olmaya ihtiyacınız varsa duştayken bunu kullanmak dünyanın en güzel şeyi. Kullanmaya kıyamıyorum ve yakından böyle hafiften parlaklığı var. Yani sedefli bir ürün. Aşırı hoşuma gitti. Bu duş jeliyle ilgili gerçekten aşırı rahatlatıcı bir etkisi olduğuna inanıyorum ve kendim de test ettim. Böyle çok sinirliyken duşa girdiğimde falan aşırı rahatlayıp çıkıyorum. Tabii ki bunun sudan da etkisi var ama bunun kokusu da ekstra bir mayhoşluk, bir hoşluk katmıyor değil efendim. Bir diğer ürünüm ise şu Elsevier mucizevi yağı. Bu yağı aldığımdan beri düzenli olarak kullanıyorum. Bu ikinci paketim benim. Bunun en çok sevdiğim yanlarından biri. Çok güzel saçınızı besliyor. Çok güzel kokuyor. Ayrıca ısıya karşı azıcık da olsa bir koruyuculuğu var. İşte ıslak saça kullanabiliyorsunuz. Kuru saça kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ise ne yapabiliyorsunuz? Maske olarak kullanabiliyorsunuz. Yani aradığınız bütün ürün tek bir paketin içine toplanmış gibi. O yüzden aşırı severek kullanıyorum. Ve indirimlerde böyle 16-18 lira gibi bir fiyata düşüyor. Ve yani şöyle bir lokmacık, hatta şöyle söyleyebilirim. Şu kadarcık bile aldığınızda bütün saçınıza neredeyse yetecek boyutta oluyor. Saçlarımın uçları bazen böyle maşadan ya da düzleştirmekten çok yıpranıyor. Bunu sürdüğümde ise kendine geliyor. O yüzden gerçekten çok seviyorum ve saçım yağlı olmasına rağmen, bakın saçım yağlı olmasına rağmen bu bende hiçbir şekilde fazladan yağ yapmıyor. İkinci güne tekrardan saçımı kullanabiliyorum bu ürünü kullandıktan sonra. Her koşulda çok beğeniyorum ve kefilim diyebileceğim ürünlerden biri. Ve son ürünüm, herhalde hepimizin makyajsız çıkmak istediği, sadece şöyle bir far sürüp çıktığı zamanlar vardır. Bu zamanlar için en iyi far sanırım Pastel'in bu Chocolate isimli farı. Görkem Karman önermişti ve o günden beri deli gibi kullanıyorum. Her dışarı çıkmak istemediğimde ama kendime özenmek istediğimde şöyle sürüp çıkıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum gözüme. Ve herkes "Aa, çok güzel bakıyorsun bugün" falan yapmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle favorim. Yani Ocak ve Şubat ayımın kurtarıcısı diyebilirim. Dediğim gibi kanalımda yeni bir düzenlemeye gittiğim için böyle artık videoları çok uzun ve sıkıcı tutmamaya çalışıyorum. Favoriler videosunda da şu 4 ürünü size
Bir saniye. Göstermeye çalıştım. Umarım içlerinden sevdiğiniz ya da beğendikleriniz vardır. Eğer varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Ben bu dördünü de aşırı 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 severek ve mutlulukla kullanıyorum. Videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyorum artık. Tekrardan söylediğim gibi. Kısa ve öz olsun. Benim Ocak ve Şubat favorilerim bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.